Genel merkez verilerine göre 360 oyla seçildim arkadaşlar. 360 oy. İlk gece sonuçlar açıklandığında örgütten hiçbir şey saklamayacağım dedi. 690 oy fark vardı. AK Parti'nin 15. sırası Halime Köpçe ile yarışıyordu. 5 gün, 6 gün aklınıza gelebilecek en büyük ilçe seçim kurullarında yüzü buradadır. En büyük destekçim Özgür Karabat vekilimiz, Gökhan Zeybek vekilimiz, hukuk eğitimi ekibim, kendi hukuk eğitimi ekibim çok ciddi bir çalışmanın neticesinde il başkanlığından birleştirme tutanağını aldık. Beni il başkanlığından kimse aramadı arkadaşlar. Bir kişi aramadı beni. Ufuk İnan hariç. Ufuk abi de bizim Beylikdüzü'müzün evladıdır. Bir Allah'ın kulu arayıp da bana ya kardeşim bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sandalyesidir. Milletvekilliği sandalyesidir. Bu sandalye ilgili senin bir yardıma ihtiyacın var mı? Bir desteğe ihtiyacın var mı? Sana hukukla ilgili bir destek sunalım mı? Avukat gönderelim mi? Yönetici gönderelim mi? Bir Allah'ın kulu beni aramadı arkadaşlar. Bakın herkes çekiyor bunu. Çeksin. Hiç problem yok. Hepsinin belgesi elimdedir. Bireysel başvurularla ilçe seçim kurullarına gittik. Yanlış mı söylüyorum belki? Bireysel başvuru. İstanbul 11. sıra milletvekili adayı Turan Taşkın Özer'in başvurusuyla gittik. Bireysel kararlar aldık. Bireysel kararlar. Muhteris Turan Taşkın Özer'in itirazı üzerine işte AK Parti'den bu kadar oy düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar oy eklendi. 5 gün, 6 gün amansız bir mücadele. Şaka değil, cehennem çukurlarına girip çıkmaktan bahsediyorum. Amansız bir mücadele birebir şahididir. Özgür vekilim her dakika yanındaydı. Ve neticesinde İstanbul milletvekili oldu. İşte tam da değişimden bahsettiğimiz bu. Değişim bu anlayışın ortadan kalkmasıyla olur. Değişim bu partinin bir evladına, bir sandalyesine, bir koltuğuna sonuna kadar sahip çıkmakla olur diyorum. Bunu hepimiz idrak edeceğiz, anlayacağız. Gittim her yerde de anlatacağım. Yapıları değiştireceğiz ki başarılı olalım diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani son olarak şunu da söyleyeyim. O Cumhurbaşkanlığı mazbatasını da öyle ya da böyle o ilçenin duvarına asacağız. Onu da ilk sıralar değiştireceğiz.